Merhabalar 7 Ocak 2021 Perşembe bugün Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler dün özellikle gözler ABD'ye çevrildi. Tarihi anlar yaşandı diyebilir miyiz? Kesinlikle yaşandı. Bir darbe girişimi mi oldu yoksa bir grup çapulcunun ayaklanması mıydı? Ee, biraz sonra buna detaylı bir şekilde bakacağız. Trump ta taraftarları Kongre'yi işgal ettiler ABD'de ama ses nereden geldi? Ses AKP kanadından geldi. Özellikle Hilal Kaplan öyle bir tweet attı ki bakın nasıl bir tepki çekti. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın ABD'de Trump yanlılarının ayaklanması ile ilgili mesajı kafaları karıştırdı. Kaplan Twitter Trump'ın son tweet'ini yalan diye işaretlemekte kalmadı. RT favada kapattı. Amerikan başkanına yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim ifadelerini kullandı. Hilal Kaplan'ın bu sözleri skandal olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları "Ülkemizde seçimi kaybettiğinde gitmemek için direnecek birileri mi var?" diye sordu. Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve oyuncu Barış Atay, Twitter hesabından Hilal Kaplan'a düşünür burada seçimi kaybederlerse Recep Tayyip Erdoğan taraftarları meclisi işgal edecek. RTE de böyle tweetler atacak demek istiyor herhalde değil mi şeklinde tepki gösterdi. Facebook ve Twitter ABD'deki kongre işgali sonrası Donald Trump'ın hesaplarını gerginliği tırmandırdığı gerekçesiyle kilitledi. Derdi niye Hilal Kaplan'a düştü? Bu tabi insanı düşündürüyor. Zira Hilal Kaplan bu tweet'i atınca da o Twitter mesajının altına birçok yorum geldi. Benzer şekilde nedir paniğin? Yani niye Türkiye ile kıyaslıyorsun? Türkiye'de de seçimler olduğunda aynen Trump gibi mesela Erdoğan da kaybederse eğer kaybettiğini kabul etmeyecek mi? evde %50'yi zor tutuyorum sözünü hatırlarsınız öyle mi olacak yoksa meclisi işgal girişimi mi yaşanacak gibi haliyle akla birçok soru geldi. Hatta bakın bununla alakalı Leman dergisi çarpıcı bir kapakla Erdoğan'ın ağzından Trump'a ders veriyor. Evet yine ilginç ve yine dikkat çeken bir kapak Leman'dan sevgili seyirciler ne deniyor? İkisi konuşuyor. Trump'la Erdoğan. Erdoğan daha tecrübeli olacak ki Trump'a diyor ki: "Balkonda atı alan Tekssası geçti diyeceksin. Sonra kesinlikle bir şeyler oldu falan. Zaten sizin oylar elektronik. Tak bir karar seçimleri yenilersin. Okyanus ötesinde de ötesine de teşekkür etmeyi unutma." Tak diyor. Erdoğan bir karar seçimleri yenilersin diyor. Atı alan Teksas'ı geçti de tabii bizim atı alan Üsküdar'ı geçtiye bir gönderme sevgili seyirciler. Peki ne oldu ABD'de? Buna dair gazeteci Sevgi Akarçeşme kendi YouTube kanalında sıcağı sıcağına ABD'den bir analiz yaptı. Oradan dikkat çeken bir bölüm paylaşacağız. Bugün gerçekten tarihi bir gün. Bu tarihi sözünü çok sık kullanmayı tercih etmiyorum. her şeye kullanmamak gerek zaten. Ama bugün gerçekten Amerika için tarih kitaplarında yer alacak bir gün yaşandı. Ee, neler oldu peki? Gerçekten bir darbe mi yaşandı Amerika'da? Ben böyle sansasyonel başlıkları sevmiyorum ama Türkiye'de e, özellikle bu şekilde yansıtılmak istendi bence. Ee, Amerika'nın radyolarında ve medyasında da bu darbe sözcüğü gerçekten bir darbe yaşanıyor mu diye ciddi ciddi sorular soruldu, tartışmalar yaşandı. Ama olan bir darbe değildi. Olan bir mob denilen e, ve Türkçe'ye belki en iyi şekilde çapulcu diye e, tercüme edilebilecek, Trump fanatiklerinin meclisi basması söz konusuydu. Evet görüntüler şok ediciydi ama bir yandan da bekleniyordu. Neden? Çünkü 4 yıldır Trump bu kitleyi bir şekilde kışkırtmıştı. Irkçı, cahil, kırsal kesimden gelen, sadece kendi medyasını dinleyen ve o medyaya inanan Seçimlerin hileyle Trump'ın kaybetmesinin sadece hileyle mümkün olduğunu düşünen bir kitleden bahsediyoruz. Trump koltuğu kaybetmemek için bu kitleye zaten yaslanıyordu ve Kasım ayından itibaren seçimler bittiğinden beri seçimi bir şekilde hileyle kaybettiğini söylüyordu ve yenilgiyi bir türlü kabul etmiyordu. Hala da kabul etmiş değil. Bugün kongrede gerçekten Amerika için utanç verici görüntüler yaşandı. Sonuçta Amerika kurumları köklü olan demokrasi geleneğinin güçlü olduğu bir ülke. Normal bir düzene, rejime ya da işte siyasete dönüldüğünde Trump da bu eylemlerde yer alanlarda mutlaka yargılanacaktır. Zaten dediğim gibi en koyu cumhuriyetçiler, muhafazakarlar bile bu protestoları meşru görmüyorlar ve bu insanların mutlaka yargılanması gerektiğini söylüyorlar. Fotoğraf karelerine yansıyan tarihi anlar gerçekten de yani alışık olduğumuz görüntüler değil özellikle ABD için söylüyorum sevgili seyirciler. Gazeteci Sevgi Akar Çeşme'de iyi bir özet yapmış ee, kendi YouTube kanalında. Bu analizin daha geniş hali var. Merak edenler de oradan seyredebilirler. Trump'a bu anlarda bir tokat da sosyal medyadan geldi. Twitter'ın ardından Facebook'ta ABD Başkanı Trump'ın hesabını geçici olarak kilitledi. Yine YouTube'da Trump videosunu kaldırdı. Anında bakın tokat olarak iniyor sevgili seyirciler. Birazcık böyle demokrasiye müdahale geldiğinde kimliğiniz ne olursa olsun ABD'nin kaybetmiş eski başkanı da olsanız sosyal medya hesapları anında tweetlerinizi siliyor, hesabınızı kilitliyor, ayağını denk al diyor ne olursa olsun. işte burası çok çok önemli. Özellikle bu nokta çok önemliydi. Seçimlerde kaybetti Trump ama o bir türlü bunu kabul etmiyor. İddialar ortaya koyuyor, usulsüzlüklerden bahsediyor ve kazandım diyor ki Dün ABD'de yaşananların da haliyle müsebbibi Kendisi yani işi tetikleyen e, yandaşlarını e, sokaklara bu anlamda döken Trump'tı. Peki Trump'ın iddiaları neydi? Gerçekler ne? ABD Başkanı Trump seçimlere usulsüzlük karıştırıldığına dair asılsız iddialarda bulundu. Ve bunu sürekli yineledi. BBC Türkçe güzel toparlamış. Şöyle deniyor haberde Trump bunları defalarca dile getirmiş ve bazı seçmenin desteğini almış olsa da usulsüzlük iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Peki seçimlerle ilgili doğru olduğu somut bulgularla kanıtlanmış olgular neler? Demokrat Parti adayı Joe Biden başkanı seçen seçici kurulda 306 delege kazandı. Trump'ın delege sayısı ise 232'de kaldı. Başkan olmak için gereken delege sayısı ise 270. Ülke genelinde Biden Trump'a göre yaklaşık 7 milyon daha fazla seçmenin oyunu aldı. Trump bugüne kadar çeşitli eyaletlerde sonuçlara itiraz eden yaklaşık 30 dava açtı. Bu davaların tamamı ya reddedildi ya da itirazın haksız olduğuna hükmedildi. Trump'ın atadığı ve Aralık ayında görevinden istifa eden eski Adalet Bakanı William Barr, yapılan incelemeler sonucunda Trump'ın iddialarını kanıtlayacak hiçbir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Evet, yeniden pehlivan neden güne güreşe doymuyor? Neden efendi bir şekilde çekilemiyor? Neden rakibini alkışlamıyor? Bir soruda ben sormuş olayım. Neden sorusu sevgili seyirciler? Neden ABD'de Trump'ın mağduriyeti, e, düzeltiyorum mağlubiyeti iktidar kanadını geriyor? Neden iktidar kanadı Türkiye'de, AKP iktidarı ve yandaşları, özellikle gazeteciler, AKP'li gazeteciler bu kadar dertleniyorlar, Trump'ı bu kadar destekliyorlar, gönülden sanki savunuyorlar yazılarıyla, yorumlarıyla, analizleriyle. İşte bunu da anlamış değiliz. Var tabi zaman zaman bu kanalda da programlarda onun arka planını konuşuyoruz. Başka programda yine onu konuşuruz sevgili seyirciler. Biz yeniden dönelim. Türkiye'deki şu anda bir numaralı gündem maddesi olan Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör, AKP'li rektör, sonrasında öğrencilerin direnmesi, öğrencilerin Polis baskınlarıyla sanki bir terör operasyonu yapılıyormuş gibi evlerine uzun namlulu silahlarla girilmesi, öğrencilerin gözaltına alınması ve diğer öğrencilerin ise hala direnişlerini sürdürmesi. İşte e, gündem bu. O rektör sevgili seyirciler, Melih Bulu hala istifa etmiyor. İstifa etmediği gibi... E, haklılığını anlatmaya çalışıyor vesaire ama bakın istifa nereden geldi? 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi Yayın Kurulu Başkanlığı görevini yürüten yazar ve akademisyen Murat Gülsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. Melih bulun'un rektör atanmasına tepkiler biliyorsunuz devam ediyor. Hem öğrenciler bu anlamda direniyor hem de okuldaki akademik kadro akademisyenler de bu atamaya tepkilerini sürdürüyorlar ve istifalar da bu şekilde devam ediyor ama anladığımız kadarıyla Melih Bulu'dan bu yönde bir adım çıkmayacak gibi duruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan direnen öğrencilere bir destek geldi. Bu düzeni değiştireceğiz diyor Kılıçdaroğlu. İstanbul'daki öğrencilerin feryadını duydum. Onlar da hak istiyorlar, onlar da hukuk istiyorlar, onlar da adalet istiyorlar, onlar da okumak istiyorlar. Herkese sözüm var. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz. Gerçekten adaleti getireceğiz. Gerçekten hukuku getireceğiz. Feryatlar artık son bulmalı. Bu memlekette feryat olmamalı, açlık olmamalı, yoksulluk olmamalı. Mahkemeler sadece ve sadece adalet dağıtmalı. Yoksulun da hakkını, hukukunu savunmak bizim görevimiz. Bizim namus borcumuz. Bu ülkede fakirin, fukaranın hakkı yok mu? Sadece parası olanların mı hakkı var? Herkesin hakkını, hukukunu sağlayacağız. Bu düzeni değiştireceğiz. Adaletli bir düzeni inşa edeceğiz fakire de fukaraya da adaleti getireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Bütün feryatları duyuyorum. Bütün çığlıkları biliyorum. Annelerin de, esnafın da, öğrencilerin de, üniversitedeki hocaların da bütün bu sorunları çözeceğiz. Bütün bu sorunları çözeceğiz. Bu sorunları çözmek benim boynumun borcudur. Ben bunu yapacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Bu ülkeye gerçek anlamda adaleti getireceğiz. Hep beraber getireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz bir ziyaret vardı bugün sevgili seyirciler. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelmişti. Bu ziyaret Saadet Partisi'ne ama ilginç detaylar var. Evet resmi hesaptan da paylaşıldı. Neden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ü evinde ziyaret etti. Hemen akla şu soru geldi sevgili seyirciler. Neden Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmiyor da Erdoğan? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ziyaret ediliyor. Bu soru akıllara geldi. Saadet Partisi'ne yönelik bir hamle mi? Seçimlerde elbette ki işlerin kolay olmadığını çok çok iyi biliyoruz. Haliyle de her partiden gelecek oy önem arz ediyor. Gazeteci Muhammed Vefa bu ziyarete dair detaylar paylaştı. Şöyle diyor ziyaret Oğuzhan Asil Türk'ün evinde gerçekleşiyor. Ziyaret talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Cumhurbaşkanı sivil araçla ziyarete geldi. Cumhurbaşkanı dün de aynı şekilde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. İkili arasındaki görüşme 13.45'te başladı. Detayları da gazeteci Vefa paylaştı. Bakan Berat Albayrak'tan bahsediyoruz sevgili seyirciler. O enteresan istifa, sosyal medya istifasından beri ortalıkta yok. Bu bir mesele mi? Bence de bu bir mesele. Bakın bu meseleyi yani damat bakan Berat Albayrak'ın ortadan kayboluşunu CHP'li Özgür Özel Grup Başkan Vekili herkese sordu. FETÖ'cüler gitti, eller FETÖ şampuanıyla yıkandı, AK Parti tertemiz. Ne yaptıysa FETÖ'cüler yapmıştı. Şimdi de damat al bayrak şampuanıyla, sabunlarıyla yıkıyorlar elleri. Her şeyi damat yaptı. E damatı sen bakan yaptın. Damat ne yaptıysa senin bakanın olarak yaptı. Bugün yaşananların hepsini damata yükleyip de damattan kurtulduk, bu dertlerden kurtulduk demek vatandaşın aklıyla alay etmektir. Arkasından kimse konuşmuyor. Arkadaşlar ölünün arkasından konuşulmaz. İstifa eden bakanın arkasından konuşulur. Neden konuşmuyorsunuz? Mesela atanmış, kibiri dağları geçen Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun. Diyordun ya görevden af talebi kabul edilmiştir. Soruyoruz damat nerede? Sayın Binali Yıldırım. İstanbul'u bana bunlar kaybettirdi diyormuşsun. Üçlü çete diyormuşsunuz. İstanbul'u size kaybettiren Berat Albayrak nerede siz biliyor musunuz? Dostuna, düşmanına, sevenine, sevmeyenine sormak lazım. Damat nerede? Üçü kaybettirdi demişken akla geliyor. Sayın Mehmet Muş, Sayın Fatma Betül Sayankaya, damat nerede? Mafya liderinin tehdidinde bile hiç kimse konuşmazken konuşan, her konuda konuşan Bülent Duran. Hep üzülenlere söylemeyelim. Mehmet Muşafatma Fatma Hüseyin Kanka'ya biraz da sevinenlere soralım. Bülent Duran, damat nerede? Süleyman Soylu zil takıp oynuyor diyorlar. Ama sen İçişleri Bakanısın. Yıllarca bakanlık yapmış birisi kayıp. Süleyman Soylu, ister sevin ister üzül, damat nerede? Senin bir görevin var. Damat nerede? İçişleri Bakanı bilmeyecek, biz mi bileceğiz? Gümrük Bakanına mı sormak lazım acaba? Dışarı gitti diyorlar. Damat nerede? Orman Bakanına mı sormak lazım? Dağlarda diyorlar. Damat nerede? O damadın giderken yok ettiği 128 milyar doları biz Babamız, dedemiz biriktirdi. Eksi 55 milyar dolara düşürmüşler. Damat nerede ya? Peki bu damat sorumluluğu almayacaksa, bu damat hesabı vermeyecekse, onu atayan Recep Tayyip Erdoğan size soruyoruz. Bu damat nerede? Bunun sorumluluğunu üstlenmeyecek misiniz? Bu 128 milyar dolar dedelerimizin bile vergileriyle, babalarımızın vergileriyle, analarımızın, ninelerimizin vergiye birikmiş bu kadar şeyi toz oldu gitti. Hala cevap yok bu damat nerede? Bir iyi haberle devam edelim sevgili seyirciler. Malum Türkiye'nin kredi notu uluslararası alanda da düşüyor. Hep kırık notlar geliyor ama bu kez iyi bir not, yüksek bir not Türkiye'ye geldi ama nereye geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. Evet, Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne AAA A notu sevgili seyirciler. Ankara Büyükşehir Belediyesi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu tarafından Türkiye'nin kredibilitesi en yüksek belediyesi olarak tescil edildiği, Türkiye'nin kredi notu düşerken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bu notun verilmesi önemli. Neden önemli sevgili seyirciler? Demek ki şeffaf bir yönetim yapıldığında, işler iyi gittiğinde, iyi bir yönetim yapıldığında bu anında uluslararası alanda da ödüllendiriliyor. Yani görülüyor, dikkat çekiyor ve karşılığını anında buluyor. Türkiye'nin notunun, kredi notunun neden düştüğünü de herkes çok iyi biliyor maalesef. Evet, bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Bizimle olduğunuz, yayını beğendiğiniz, mesajlarınızla, yorumlarınızla desteklediğiniz veya eleştirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın bu ekranlarda Moonstar TV ekranlarında Tarık Toros'la Manşet programını seyredebilirsiniz. Her cumartesi biliyorsunuz perde arkası programıyla Erhan Başruk'la karşınızda oluyoruz. Yine her pazar günü de Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programıyla bu ekranlarda sizlerle oluyoruz. Hoşça kalın.